Büyük çemberin yarı çapı 12,5. Küçük çembersel cismi yarı çapı 4,5 birim. Şimdi bu yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Buna değiyor, temas edene kadar hareket ediyor. Kaç birim yol aldığı soruluyor. Şu çemberden bir tane yapıp şimdi buradan bu yuvarlanacak, yuvarlanacak, yuvarlanacak. En son küçük çembere değecek. Bizden istenen ise şuradan şuraya kadar olan mesafe, yani şu değdiği noktadan, ilk değdiği noktadan son değdiği noktaya kadar olan mesafe. Şimdi bu çemberin merkezi burası olsun. Şuradan değdiği yok noktaya bir dikinelim. Biliyorsunuz merkezleri birleştirdiğimizde çemberlerde tam birbirlerine teğet olunan noktada geçiyordu. Bunun da merkezi burası olsun. Buradan da indiğimde teğet noktasına değdiği noktaya burası dik olur. Şuradan da bir paralel çekelim. Şimdi bir dikdörtgenim ve bir dik üçgenim oldu. Küçük çemberin yarı çapı 4,5. Yani burası, dolayısıyla dikdörtgen olduğu için burası da 4,5 olur. Büyük çembersel cisim yarı çapı da 12,5. Yani şuranın tamamı 12,5. 12,5'tan 4,5'ü çıkartırsam buraya 8 birim kalır. Yine şurası 12,5. Büyük çemberin yarı çapı. Şu kısımda küçük çemberin yarı çapı 4,5 ise bunların toplamı 17 olacaktır. Yani dik üçgenim 8, 15, 17 dik üçgeni. Dolayısıyla burası 15 olur. Dikdörtgen olduğu için burası da 15 olur. Şuranın tamamı 40 idi. 40'tan 15'i çıkartırsam istediğim yeri 25 birim. Büyük çemberin merkezi burası olsun. Küçük çemberin merkezi de burası olsun. Merkezler arası uzaklık 13 birimmiş. Merkezleri ben birleştirdiğimde bu mesafe 13 birim. Yine her zaman yaptığımız gibi merkezleri teğet noktalarıyla birleştirelim. Tabii ki bunlar dik olacaktır. Dolayısıyla birbirlerine paralel olurlar. Yine şu küçük çemberin merkezinden TT, iki çembere TT olan doğru parçasına bir paralel çizelim. Bir dikdörtgen elde etmiş oldum. Dolayısıyla burası 12 ise şurası da boydan boya 12 olur. Yani 5, 12, 13 dik üçgenini elde ettim. Burası 5 oldu. Küçük çemberin yarıçapı 9 birim olduğuna göre ve dikdörtgenden burası da 9 birim olur. Ve büyük çemberin yarıçapı 14 birim olarak. Büyük çemberin merkezi burası. Paralelliğe de tabii dikkat edin. Küçük çemberin, küçük yarım çemberin merkezi de burası. Küçük çemberin merkeziyle şu teğet olunan noktayı birleştireyim. Yine bakın şurayı şöyle uzatalım. Büyük çemberin merkeziyle birleştireyim. Tabii şu teğetle merkez birleşince dik olacak. Paralellikten dolayı burası da dik olacak. Yine bunu uzatıp dikindiğim için burası da dik olacak. Yani burada bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Küçük çemberin yarıçapı R ise burası R, burası R, burası da R olur. Büyük çemberin merkezi burası olduğundan çapı 13, yarısı 6,5, yani şurası 6,5 birim, şurası da 6,5 birim. O halde buraya, şuraya 3,5 birim kalır. Dolayısıyla şu R'yi silebiliriz. Şurası da şöyle boydan boya 3,5 birim olur. Dikdörtgen olduğu için şurası da R olacaktır. Bakın büyük çemberin merkezi de şurayı birleştiriyorum. Şimdi oluşan dik üçgen dikkat edin. Şurası büyük çemberin yarıçapı, yani burası boydan boya 6,5. Buradan buraya kadar. R burası 3,5 artı R ve 6,5 var. 6,5'un 2 katı 13. Acaba 5, 12, 13 olur mu diye bir deneyelim. 5, 12,
13, 2'ye böl, 2,5, 2'ye böl, 6, 2'ye böl, 6,5 olur. Şimdi 6,5 tuttu. R'ye 2,5 değerini verirsem bakalım diğeri de 6 oluyor mu? R'ye 2,5 değerini verdiğimde bakın dikkat ederseniz burası da 6 oluyor. Tutuyor yani 2,5, 6, 6,5 üçgeni oluyor. 5, 12, 13'ün yarısı. Demek ki R 2,5 birim. Yarıçapları 3 birim olan eş 3 tane çember var. İlk önce bunların merkezlerini birleştirdim. Merkezlerini birleştirdiğimde tabii ki birbirlerine teğet oldukları noktadan geçecektir. Dolayısıyla ortada bir eşkenar üçgen oluştu. Yani şurası 3 birim, 3. Tabii ipin şöyle gelip teğet olduğu bir nokta var. Ondan sonra bu çember üzerinden gidip yine şu teğet olduğu noktadan devam ediyor. Bu teğet olan noktayla merkezleri birleştirelim. Burada 4 tane dikdörtgen oluştu. Teğet ile merkezi birleştirme dik olduğundan daha önceden detaylı incelemiştik. Şuradan da bir ortak teğeti çizersem işte burada dikdörtgenler oluştu. 4 tane birbirine eş. Ve şu mesafe yine karşısı 6 olduğu için 6, 6, 6 oldu. Şimdi kaldık şu kısmı hesaplamaya. Ve bu kısımlarda dikkat ederseniz hepsi birbirine eşit. Yani burada da aynı şekilde birbirlerine eşit. Şu yay uzunluğuna x dersem bunların hepsi x olacağı için bir tanesini bulmam yeterli ve şuraya 120 derecelik bir açı kalıyor. 120 derece çemberin 1/3 demek. Çemberin çevresi 2 pi r idi. Yani 1/3 biri 2 pi r'nin 3 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu üçler birbirine götürürse x'in 2 pi uzunluğunda olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani x eşittir 2 pi. Dolayısıyla bu ipin uzunluğu L diyelim uzunluğuna 3x artı 3 tane 6 yani 18 x 2 pi olduğu için 3x 6 pi olur. Dolayısıyla istediğim uzunluk 6 pi artı 18 birim olarak. Çemberin çevresi bildiğimiz gibi 2 pi r. Burada yarım çemberler var. Çevrenin yarısı da bunu ikiye bölersem pi r olur. Bakın burada çemberin yarısının uzunluğu pi. Demek ki r 1 olmalı. Yani şuradaki yarıçap 1. Burada ise çevrenin yarısı 2 pi. O halde r 2 olmalı. Dolayısıyla yarıçap 2. Burada da benzer şekilde yarıçap 3 olmalıdır. Aslında ben büyük yarım çemberinde çapını bulmuş oldum. 2, 4 da 6, 6 da 12 ve tam orta noktası. Bakın merkezi demek ki burası olmalı. Çünkü bu taraf 6 birim, bu tarafta 6 birim çıktı. Y'nin de o zaman burası merkez ise Y'nin de yarıçap olduğunu görüyoruz. O halde Y de 6 birim. Peki ben şurayı birleştirirsem ne olur? Bir yarıçap daha elde ederim. Burası da 6 olur. Şurada şu dik üçgende Pisagor uygularsam x kare artı 4'ün karesi 16 eşittir. 6'nın karesi 36 ise x kareyi burada 20 bulurum. Zaten bana x kare lazım. Yerine koyalım. 20 artı 4 bölü 6 isteniyor. Yani 24 bölü 6 cevap 4. Şu doğru parçasının DM noktasından çap geldiği için ve dik olduğu için bunun da teğet olduğunu anlıyoruz. Alt taraf zaten teğet. Merkez de şuralarda bir yerde olacaktır. Bir noktadan çizilen teğetler eşit uzunlukta olduğu için 6 ise burası da 6 olur ve buraya 4 kalır. Şu büyük dik üçgene dikkat edersek 6, 8, 10 dik üçgeni. Yani burası şöyle boydan boya 8 birim olur. Şimdi merkezle şu teğeti birleştirirsek dik olacağını biliyoruz. Buralar R, R ve R olur. Çünkü burası merkez. Buraya da 8 eksi R kalacaktır.
8 eksi 2 R kalacaktır, pardon. 8 eksi 2 R. Tabii şuradan itibaren 8 eksi R olur. O da aklımızda olsun. Şimdi şu açıya ben farklı bir renk seçelim. Alfa dersem bu açıya, beta dersem, dikkat edersek alfa, beta, 90. Şimdi büyük dik üçgene bakalım. Alfa 90, burası da beta olur. Benzer üçgenler elde ettik. Şimdi büyük üçgen 6, 8 ve 10 üçgenini, betanın karşısı 8. Küçük üçgende de betanın karşısı 4 ise küçük üçgen bunun yarısı 3, 4, 5 üçgenidir. Dolayısıyla R 3 olmalı. R yerine 3 koyarsak da buranın 5 olduğunu görürüz. Çünkü R 3, 2, burası 3 olacak. 8'den 6 çıkan 2 kalacak. Burası da 5 olacak. Demek ki R 3. Şu teğet giriş açıya dikkat edelim. Görmüş olduğu yay burası. Buraya ben alfa diyorum. Yine aynı yayı gören bir çevre açı var. Bu da görmüş olduğu yay aynı olduğundan yayın yarısı oluyor. Teğet giriş açı da çevre açı da. Dolayısıyla burası da alfa olmak durumundadır. Yani buraya ben alfa dedim. Şu açıya beta diyeyim. Şuraya da gama dersem. Şimdi büyük üçgene bakalım. Alfa var, beta var. Üçüncü açım otomatikman gama olmak zorunda. Yani benzer üçgenler söz konusu. X'i arıyoruz. X büyük üçgende betanın karşısında. Betanın karşısında büyük üçgende x var. Peki küçük üçgende betanın karşısında ne var? 3 var. Büyük üçgeni küçük üçgene oranladık. Yine büyük üçgende bakın 6 alfanın karşısında. Küçük üçgende alfanın karşısında ne var? 4 var. Buradan biz x'i bulabiliriz. Şu 6 ile 4'ü sadeleştirirsek 3 ve 2 kalır. 3'ü de karşıya atarsak x eşittir 9 bölü. Çemberin merkezi şurası olsun. Şuraya ben arkadaşlar A dersem, şuraya bakın yarıçap A artı 2 oldu. O zaman bu tarafta A artı 2 olur ve x eşittir 2A artı 2 olur. Buraya not alalım. Merkezle teğeti birleştirdiğimde dik olur. Ve burası da yarıçap olacağı için burası da A artı 2 olacaktır. Gördüğünüz gibi bir öklit durumu oluştu. Dikten, yani burası da dik olacak. Dikten dikleniyor. Öklit formüllerinden sağdaki kenarın karesi yakın parça çarpı tamamı, yani A artı 2'nin karesi eşittir A çarpı tamamı A artı 2 artı 3,3 devirli. Bu da 10 bölü 3 yapar. Kese çevirirseniz. Şimdi 2 artı 10 bölü 3, 16 bölü 3 yapacak. Şu a'yı dağıtırsak a kare artı 16 a bölü 3 olur. Sol tarafı da açtığımızda birincinin karesi çarpımların iki katı, ikincinin karesi. Dikkat edersek a kareler gitti. İşimiz kolaylaştı. Şu 4a'yı karşıya atarsak 16a bölü 3 eksi 4a eşit 4 olur. Hepsi bakın 4'e bölünüyor. 4a bölü 3 eksi a eşit 1 oldu. 3 ile a'yı çarparsak 3a, 4a'dan çıkartırsak a bölü 3 eşit 1 ise 3'ü de karşıya attığımızda a eşittir 3 birim bulunur. Bizden x'i istiyordu. A 3 ise 2a 6, x eşittir 8 birim. Dikkat ederseniz taralı alan büyük çemberin alanından küçük çemberin alanının çıkartılmış hali. Büyük çemberin yarıçapı büyük R, küçük çemberin yarıçapı küçük R ise benden istenen taralı alan pi R kare, yani büyük çemberin alanı eksi pi küçük R'nin karesi küçük çemberin alanı. Bunu da pi parantezine alırsak bizden istenen yarıçapların kareleri farkı çarpı pi'dir. Ortak merkez burası olsun. Merkezi teğetle birleştirirsem dik olur. Merkezi şu uç noktalarla da birleştiriyorum. Yine
Büyük çemberin de merkezi olduğu için büyük çemberin kirişine inlendik olduğundan buralarda birbirine eşit olacak. Yani kale 6 ise buralar 3. 3 olmuş olacak. Şurası küçük R. Şuranın tamamı da buradan buraya kadar büyük R. Burada Pisagor uygularsak büyük R'nin karesi eşittir. Küçük R'nin karesi artı 3'ün karesi 9. Demek ki büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi 9 imiş. Bu da bana lazım olan şey. Şuraya 9 yazarsam istenen taralı alanın 9 pi birim kare olduğunu. Kare olduğu için burası ve burası 90 derece. Çemberin merkezi de burada olduğuna göre demek ki şurası teğet olmalı. Merkezi de teğetin birleşimi dik olacağı için. Yani şu noktadan çizilen teğetleri düşünelim. Burası A noktası olsun. A noktasından çembere çizilen teğetler eşit olacağı için burası x ise burası da x olur. Karenin bir kenarı 4 olduğu için burası 4 eksi x olur. Şimdi şu noktayı düşünelim. Buraya da B diyelim. Yine bu B noktasından burası 90 derece olduğu için teğet olduğunu görüyoruz. Bu taraf zaten teğet olduğu görülüyor. Eşit olacağı için burası 4 ise burası da 4 olur. Şimdi bakın. İçi boyalı alan bir dik üçgen. Burada Pisagor yaparsak 4'ün karesi artı 4 eksi x'in karesi eşittir 4 artı x'in karesi olur. Şimdi burası 4 olduğu için bir 3, 4, 5'i deneyelim. Şuranın 3 olması için x'in 1 olması lazım. X yerine 1 koyduğumda burası 3 oluyor ve dikkat ederseniz x yerine 1 koyduğumda burayı da 5 yaptığı için bu işlemi yapmamıza gerek yok. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgeni x eşittir 1. O halde bunun alanı taralı alan 4 çarpı 3 bölü 2 yani 6 birim kare. Şu doğru parçalarını aynı doğrultuda uzatırsak bunlar böyle bir noktada arkadaşlar birleşecek. Benzer şekilde bunu da uzatalım. Şurada birleştiklerini varsayalım. Şimdi bu nokta A noktası olsun. A noktasından çembere çizilen teğetler eşit olacağı için yani şu küçük çembere çizilen teğetler eşit olacak. Buraya K dersem burası da K olur. Yine A noktasından büyük çembere çizilen teğetin uzunluğu da eşit olmalı. Yani X artı K. Yine büyük çembere çizilen diğer teğetin uzunluğuna eşit olmalı. Y artı K'ya. Buradan K'lar giderse X ile Y'nin eşit olması gerektiği bulunur. Dolayısıyla X bölü Y de 1 olur. İki çemberin kesişim noktası şurası ise buradan çizilen teğet iki çemberin ortak teğeti olur. Bunu çizdiğimizde ne elde edeceğiz? Şu noktadan mesela bu çembere çizilen teğetler eşit olacağı için bu ikisi eşit olur. Yine bu noktadan küçük çembere çizilen teğetler de eşit olacağı için bu da eşit olur. Dikkat ederseniz 3 eşit doğru parçası. Yani bir muhteşem üçlü durumu var. O halde burası da 90 derece olmak zorunda. 2, 4, x de 2 kök 5 olarak bulunur.